Merhaba arkadaşlar, ismim Mehmet Savur. Üniversite 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoyu sizlere yaşamış olduğum YDS sürecini ve tecrübelerimi paylaşmak için hazırladım. Ee, öncelikle bu videoyu hazırlamamdaki temel amaç YDS'ye hazırlanırken ya da diğer sınavlara genellikle böyle e, başarıya ulaşmış arkadaşların videolarını izliyordum. Güzel bir motivasyon kaynağı oluyordu. Ama dikkat ettiğim bir husus da ee, ya zaten bir altyapısı olup da e, başarılı olan arkadaşlar değil de işte belli bir noktadan daha yüksek puanlara ulaşmış e, kişilerin videolarını izlemeye dikkat ediyordum. E, bu de bu videoyu hazırlamaya karar verdim. E, öncelikle ben de başladığımda çok iyi bir altyapım yoktu. E, daha sonra hmm, YDS sürecine e, ciddi bir şekilde hazırlanmaya karar verdiğimde çeşitli kurslar ve YouTube'dan videolar bakmaya başladım. Bu süreçte de Mesut Hoca'nın videolarına denk geldim. Daha sonra Mesut Hoca'nın videolarına çıkmış olan YDS e sorularının kaynaklarına ulaşarak onları bir PDF haline getirdiğini öğrenince bunları bitirmeye karar verdim. YouTube'da yer alan 200 küsürlük seriye başladım. Bunu da yaparken İlk başta tabii bilmediğim için ve ım, açıkçası biraz da zor geldiği için sadece e, hocayı izlemeye çalıştım. Herhangi bir not almadım, herhangi bir e, gramer kuralı gibi bir şeylere takılmadım. Ama bir pdf'ini çıkardım e, hocanın anlattığı metinlerin. Daha sonra işte hocanın çok üzerine durduğu kelimeleri sadece sarı fosforlu kalemle çizdim. Böyle bir süreci takip ettikten sonra Hmm, video'nun e, video serisinin yarısına geldiğimde bu çizmiş olduğum kelimeleri ne kadar hatırlayıp hatırlamadığımı e, baktım ve baktım ki yarısına yarısından çoğunu hatırlıyorum. Daha sonra e, bu video serisine devam etmeye e, karar verdim ve 200 video serisini bitirdim. Bitirdikten sonra fark ettim ki evet kelimeleri açtıktan sonra bu sefer daha farklı şeylere dikkat edebiliyorum. Yani ilk başta en temel kelimeleri bilmiyordum. Ama daha sonra e, o kelimeleri öğrendikten sonra işte hocanın üzerine durduğu yapıları e, ya da cümleyi nasıl bir şekilde bir araya getirdiğini cümleyi bölme şekillerini vesaire onların üzerinde durmaya başladım. Bu çok daha verimli oldu. E, böyle gidip bir kere daha video serisini bitirme kararı aldım. Bu sefer ilk önce kendim izliyordum. Daha sonra hocanın videosunu izliyordum. Bu oldukça yardımcı oldu. Böyle e, Yaklaşık bir 6 ay boyunca e, takip ettim e, videoları ve kendim de e, şey hazırlanmaya çalıştım. Daha sonra bir e, YDS denemesi çözdüm. Çıkmış bir yDSydi Şu hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama orada da yaklaşık yani genellikle 65-70 arasında gidip geliyordum. Sonra birkaç tane daha çözmüştüm. Sonra bir YDS'ye girmeye karar verdim. E, 2020'nin 9. ayında işte girdiğim YDS'den 68,75 gibi bir puan aldım. Daha sonra fark ettim ki özellikle Mesut Hoca'nın canlı yayınlarında da birçok arkadaş 70 puan ulaşmış birçok arkadaş bütün sınavı anladığını ama gene de istedikleri puanı alamadığından bahsediyordu. Aynı sorun bende de vardı. Sonra fark ettim. Evet bildiğimizi zannediyoruz ama aslında bu bilgi birazcık daha kabaca. Biz bir çeviride ya da bir paragrafta tam manasını veremediğimizde üstün körü geçiyorduk. Daha sonra bunun üzerine gitmeye çalıştım. Baş, hoca, Mesut Hoca şeyi tavsiye ederdi, başka birine ders anlatın. Benim anlatacak birisi yoktu ama e, kendi kendime, sanki yanımda biri varmış gibi e, metinleri çözümlemeye çalıştığımda gördüm ki takılıyorum, yapamıyorum. Ama aslında kendi içimden okuduğumda yaptığımı zannediyordum. Daha sonra bunun üzerinde de çalışarak e, ve Mesut Hoca'nın kendi sitesindeki videoları da izlemeye bitirmeye gayret ederek bir sürece başladım. Ama bu süreç içerisinde dediğim gibi genellikle PDF'lerini alıyordum. O PDF'in üzerinde birazcık karama, karalamalar yapıyordum. Ama onun dışında oturup da bir ezberlemeye çalışmıyordum. Daha sonra 70, 70 aşamadığım bir duvar oldu 70. Çünkü kolay gelmiyordu. Daha sonra birçok kelimeyi ezberlemeye, postitler hazırlamaya, daha sonra bunu dijital dökmeye, Anki gibi programlar aracılığıyla flash kartlar hazırlamaya başladım yaklaşık 3000 kart kadar bir flash kartım oldu. Ama fark ettim ki bu çok verimli olmuyor. Çünkü bunları tekrar etmek ve bunlara tekrar bir vakit ayırmak neredeyse günün yarısını alıyor. Daha sonra en başta yaptığım gibi sadece izlemeye odaklandım. işte YouTube'daki videoyu tekrar bitirdim. Yani böylece toplam herhalde 3 kere YouTube serisini bitirmiş oldum. 200 videoluk seriyi. Daha sonra hocanın kendi sistemindeki bütün videoları bitirdim. Onun ardından yavaş yavaş kendim yapmaya başladım. Daha sonra izlemeye dikkat ettim. Takıldığım yerlere baktım. Yani bu süreç kendime olan özgüvenimi arttırdı. Daha sonra deneme çözmedim. Bir EYDS'ye girmeye karar verdim. Çünkü gelişimin o 68 aldığım sınava ve sürece göre daha iyi olduğuna inanıyordum. Yaklaşık bir 4-5 ay geçti. Daha sonra girdim EYDS sınavında 88 87 gibi bir puan aldım, 87.50. Ardından da bir gün sonra yöktel vardı. Yöktelde genellikle daha kolay dedikleri için, evet ben de fark ediyordum daha kolaydı. Ama demek ki bana çok kolay gelmedi ya da tam hazır değildim. Ondan sadece bir puan yükseltebildim, 88.75 gibi bir puan oldu. Ama ben özellikle 90 üstüne hedefliyordum, yapabileceğime de inanıyordum. Sonra arada 2021 yöktel vardı, bir ay sonra. Ona sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalıştım. Hocanın bize paylaştığı bütün pdf'ler zaten YDS kaynağı olduğu için hocaya da zaten birçok soru soruyorlardı. Hocam nasıl hazırlanalım? İşte ben 70 üstünü istiyorum, 80 üstünü istiyorum. İşte kitap önerisi isteyen, işte haber okuyan vardı. Ama hoca da genellikle hep şunu söylüyordu. Yani eve sınavda 9 bin, 10 bin kelime soruyorlar. Ama asıl mühim olan şey o 9 bin, 10 bin kelimenin e, hangi 9 bin, 10 bin kelime olduğunu ve bizim bu 9 bin, 10 bin kelimeden hangilerine vakıf olduğumuz. Bu sayede ben e, başka şeyler okumaya çalışsam da bunun çok verimli olmadığını gördüm. Ki zaten hocanın hazırladığı pdf'lerden ben sadece girdiğim bu 4 sınavda 2 tane soru yani birebir aynı soru çıktığını gördüm. Yani bazı kurslar işte sevini bizi kelime tutturduk. Ama Mesut Hoca direkt e, paragraf sorusunu tutturduğunda yani sınavda onun rahatlığıyla okumak çok başka oluyor gerçekten. Bunun yanı sıra o bitirmiş olduğum metin derslerinde şunu gördüm. E, sadece İngilizce gramer ya da e, kelime bilgisi değil. Bunun da arkasında bir kültür vardı. Yani ben de yüksek baştan beri yüksek puanlar hedeflediğim için birçok kursa da bakmıştım. Ama genellikle hocalar işte terimleri, başka şeyleri geçerken Mesut Hoca hem kendisinin alanında da olan şeyler de olduğu için hem de e, bu metinleri okuyarak zaten İngilizce ile de büyük bir vakit harcayarak büyük bir genel birikimi olduğu için bize bunları aktarıyordu ve bunun biz çok faydasını gördük. Çünkü e, özellikle YDS'de tıptan da soru geliyor, e, farklı alanlardan da soru geliyor. Böyle detayları bilmek bazen gereksiz gibi görünüyor ama o soruyu çözmede, işte paragrafı anlamada ve kendiniz olan özgüveninizi kazanmada çok e, faydalı oluyordu. Bunları da yaparak yani e, en iyi olduğum alan, yani mesela 70 aldığımda bile en iyi olduğum alan paragraflar oldu. Çünkü daha böyle kolay geliyordu. Geri kalan da çeviride ya da ilk 25 dediğimiz sorularda zorlanıyordum. Onu da gramerden eksik ol, olmama bağlıyordum. Daha sonra bu girmiş olduğum en sonki gökdile daha ciddi bir şekilde sadece pdf'ler üzerinde aldığım notlar ve başka birini anlatırken cümleyi çevirmeye mantıklı bir şekilde aktarmaya çalışarak hazırlandım. Ve böylece de 96,25 gibi bir puan aldım. Bu süreç belki takribi bir yıla yayıldı. Ama ciddi manada 68'den 96'ya çıkaran e, bir 4 belki 5 aylık e, bir süreç oldu. E, i̇şte arada çalışmadıklarımı da çıkartarak. Bu süreç içerisinde de e, en mantıklı ve en iyi gelen şey kesinlikle metin okumak ve hocayı takip etmek oldu. Yani şu an işte, hoca, işte hocanın metin dersleri elimizin altında olduğu için YouTube'da açık olduğu için açıkçası biz bazen kıymet bilemiyoruz. Ama ben hani en ünlü kurslarda dahil olmak üzere bu süreci bayağı araştırmıştım. Evet, onların da bir sürü katkısı var ama yani hoca şundan sonra şu gelir ya da şunu yaparsanız şöyle olur gibi şeylere girmeden gerçekten akıcı bir şekilde bizi anlatarak yani sadece İngilizce sürecinde değil mesela kendi alanımda da bir makale açıp okuduğumda bunu bir özgüvenle okumamızı sağladı. Yani hep böyle söylediği bir söz vardı, anlam kraldır diye. Biz de bu söze odaklanarak hep anlama gitmeye çalıştık. Yani şu an çok iyi bir puan alsam da mesela bilmediğim gramer kuralları var ama oturup da bütün gramer kurallarını öğrenmek ya da ezberlemek yerine bol bol metin okuyarak onları bitirerek gerçekten iyi, iyi bir puanlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Burada da birincisi bence en önemli şey hocanın da dediği gibi sürece güvenmek, hocaya güvenmek. Gerisi kimimizde belki 3 ay, kimimizde 6 ay, belki kimimizde 1 yıl kadar bir süreç alıyor ama en sonunda bu değişikliği görüyoruz. Yeter ki biz bir şey yapıp daha sonra bunun sonucunu bekleyelim. Yani Mesela YouTube'da bir kere 200 videoyu bitirmeden bir şey olmuyor demek ya da bunlar benim seviyeme uygun değil, ee, tekrar bir gramer'e döneyim. Genellikle bu ilk başta yaşadığımız bocalamalar. Ama daha sonradan fark ediyoruz ki videoları izledikçe, izledikçe, o aynı kelimeler karşımıza çıktıkça bizim de bir özgüvenimiz artıyor ve süreç daha da kolaylaşıyor. Ee, bu yüzden sizleri bunlarla paylaşmak istedim. Ee, Hmm, size de başarılar diyorum gireceğiniz sınavda.